Hoş geldiniz programımıza. Basın açıklamasıyla bugün duyurusunu yapacağımız yeni birlikteliğimizin öncelikle tüm basın camiasına, üyelerimize ve tüm Kastamonu'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kastamonu basınının cefakar, fedakar ve cesur kalemleri, yakından uzaktan toplantımıza katılan tüm meslektaşlarıma hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygılarımı sunarak konuşmalarımı başlıyorum. Değerli meslektaşlarım, hepiniz bu memleket için birer değersiniz. Hepiniz bu memleket için ter akıtan, düşünen, fikir üreten, altın değil elmas misali birer memleketin birer değerisiniz. Kiminiz alaylı, kiminiz okullu, kiminiz yıllar yılı hala baba mesleğini namusuyla, haysiyetiyle kalbi memleket için atarak görevini yapan birer cevhersiniz. Kıymetli dostlar, bugün burada bulunan ve aramızda olmayan, il içinden ve il dışından görev yapan çok değerli meslektaşlarımız da bizim yanımızda ve bizimle hareket edeceğini açık yüreklilikle bildirdiler. Bizler yıllarca bu memlekette insanları bilgilendirmek ve aydınlatmak için ter döken, düşünen, fikir üreten beyin işçileriyiz. Bizler her birimiz bu memleket için gecesini gündüzüne katarak ellerimizde fotoğraf makineleri ve kameralarımız ile zaman mefhumu gözetmek için ilçe ilçe koşturan, çalıştığımız gazeteler, internet siteleri ve ulusal ajanslar için 7/24 emek harcayan fikir işçileriyiz. Bizler kimi zaman itildik, kimi zaman dövüldük, kimi zaman itibarsızlaştırıldık, kimi zaman da yalan haber denilerek yalancı ilan edildik. Memleket için, mesleğimiz için hepsini yalayıp yuttuk. Lakin şunu unutmayalım ki bizler basın emekçileri hiçbir zaman olmayanı olmuş gibi kamuoyuna aktarmadık. Hiçbir zaman doğrularımızdan taviz vermedik. Mesleğimizin uluslararası kriterlerine ve saygınlığına hep sadık kaldık. İnşallah bundan sonra da sadık kalacağız. Değerli meslektaşlarım, bizler kendi derdimizi, kendi sorunlarımızı kamuoyunun önünde hiçbir zaman gündem yapmadık. Yapmayacağız da. Lakin son bir yıldır bizim meslekte ve camiamızda inanılmaz olaylar yaşanmakta. İbretle ve büyük bir itina ile takip ediyoruz ki Kastamonu basınını bölmek, parçalamak isteniyor. İbretle ve şaşkınlıkla takip ediyoruz ki Kastamonu basını bölünüp parçalanıp yönetilmek isteniyor. Değerli meslektaşlarım ve çok çok kıymetli Kastamonlular. Derdi davası Kastamonu olan herkese saygılıyız. Lakin son zamanlarda bazı meslektaşlarımız özellikle kendi bağlı oldukları sivil toplum örgütlerinden uzaklaştırılıp, itilip, takılıyor ve itibarsızlaştırılıyor. Yine üyesi olduğu STK üyeleri tarafından aslı astarı olmayan bahanelerle bazı kurumlara şikayet ediliyor. Örnek vermek gerekirse biz bir gazetemiz sudan sebeplerle basın ilan kurumuna resmi ilanı düşsün diye şikayet ediliyor. Yine 20 yıldır büyük bir fedakarlıkla Türkiye Spor Yazarları Derneği TSY'de temsilciliği yapan arkadaşımız genel merkeze yine sudan sebeplerle şikayet ediliyor ve TSY'de temsilciliğinin kendi kontrolüne geçmesi için talepte bulunuyorlar. Bunun gibi sizlere çok sayıda örnekler verebiliriz. Burada bulunan arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Yine Kastamonu'da şubesi bulunan Türk Basın Birliği ve Anadolu Basın Birliği'nde aynı meslektaşlarımız üyedir. Bunu anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Aynı kişiler, aynı üyeler. Gerçekten şaşırmamak elde değil. Bugünkü birlikteliğimizin kesinlikle 21 Mayıs'ta yapılan Gazeteciler Cemiyeti'nin genel kurul sonuçlarıyla ilgisi yoktur. Sizlerin teveccühüyle Gazeteciler Cemiyeti'ne aday olduk ve seçimleri hepinizin bildiği malum gerekçe ve sebeplerden dolayı kaybettik. Kaybettik diye belki aranızda üzülenler olmuş olabilir ama hiçbir zaman bizler üzülmedik. Cemiyet seçimlerinde yapılan birden fazla hatadan dolayı seçimlerin iptal edilmesi talebiyle Kastamonu 1. Asli Hukuk Mahkemesi'ne konuyu taşıdık. Arkadaşlarımız çok iyi biliyor ki bizler buraya yeniden aday olmak için değil, nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti anayasaya göre yönetiliyorsa dernekler içinde anayasa yerine geçen tüzüğe göre yönetilmelidir. Biz de burada bir değil, çok sayıda tüzük ihlali yaşadığını gördüğümüz için bu konuyu mahkemeye taşıdık. Sonucu ne olursa olsun biz adalet yerine gelsin diye mücadele ettik. Henüz mahkeme sonuçlanmadı. Adli tatilden sonra kısa bir sürede karara bağlanacağını umuyoruz. Yargıya intikal etmiş bir konu için çok da fazla konuşmanın doğru olmayacağına inanıyoruz. Bizler şuna inanıyoruz ki bazen kaybederken kazanırsınız. Bizler kazandığımızı düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, bundan sonra itilip kakılmayacaksınız. Bundan sonra kimse sizi itibarsızlaştıramayacak.
Bundan sonra kimse size karşı sesini yükseltemeyecek. Sizlerin talebi, sizlerin ısrarla yetti artık diyerek bizi bu birlikteliğe zorlamanız sonucunda Kastamonu Gazeteciler Derneği'ni kurmuş bulunuyoruz. Nasıl bir yol haritamız olacak? Kısaca, 1. Kastamonu'nun ortak değerlerine ve memleket meselelerine sahip çıkacağız. Gazetecilik mesleğinin onuru ve itibarını korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Derneğimiz, meslektaşlarımız adına bir dayanışma örneği sergileyecek. Derneğimize üye olan meslektaşlarımızın sonuna kadar hak, hukuk ve meslek saygınlığını korumak için savaşacağız. Derneğimize üye basın kuruluşlarının hakları ve hukukunu sonuna kadar kendi meselemiz olarak göreceğiz. Kimseyle savaşmayacağız. Kimseye rakip, kendimizi rakip olarak da görmeyeceğiz. Memleketimizdeki tüm SDK'larla iyi ilişkiler içerisinde yol yürüyeceğiz. Gerek üyelerimiz için, gerek memleketimizin menfaatleri için bıkıp usanmadan projeler üreteceğiz. En önemlisi de hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmayacağız. Yol kesen değil, yol gösteren olacağız. Her şeyden önemlisi bu memlekette faaliyet gösteren tüm STK'lara örnek olmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar, bizim gönlümüzdeki dernek ismi ve logomuz farklıydı. Lakin yeni çıkan yasaya göre bazı kelimeler ve isimlerin kullanılması yasak olduğu için derneğimizin ismini bu şekilde belirledik. Logomuzda Türk bayrağını onurla ve gururla koymak istedik. Lakin yeni yasa buna da müsaade etmediği için maalesef Türk bayrağını ve bazı simgeleri de kullanamadık. Bunu da bilgilerinize sunuyorum. Son olarak bu yola kimlerle çıktık? Kastamonu merkezde yıllarca faaliyet gösteren Kastamonu Açık Söz Gazetesi, Kastamonu Doğru Söz Gazetesi, Kastamonu Sözcü Gazetesi, Kastamonu Gündem Gazetesi, ilçelerimize faaliyet gösteren Tosya Açık Söz, Yeni İnebolu, Taşköprü Postası, Taşköprü Haber, İstamonu Gazetesi, Kastamonu Güncel Haber Portalı, Başkent Postası, Tosya Haberleri, Akvim TV, İstamonu TV, Tosya ARD TV, Tosya Meydan TV, CNG Haber, İhlas Haber Ajansı'nın merkez ve ilçelerimizdeki çok sayıdaki muhabirleri, Anadolu Ajansı'nın bazı muhabirleri ve Demirören Haber Ajansı'nın Tosya muhabiri, Tosya TV ve Tosya Haberleri gibi kuruluşlarla bu yola çıkmış bulunuyoruz. Kısaca bu basın kuruluşları ve bünyelerinde görev yapan basın emekçileri kardeşlerimiz ile bu yola çıkmış bulunuyoruz. Bugün itibariyle Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti'nden 37 arkadaşımız ile birlikte istifa ediyor. Kastamonu Gazeteciler Derneği bünyesinde yeni üyelerimiz ile birlikte toplam 61 arkadaşımız ile yolumuza devam ediyoruz. Değerli dostlar, kıymetli meslektaşlarım, yeni birlikteliğimizin, yeni topluluğumuzun, yeni derneğimizin öncelikle siz değerli meslektaşlarımıza ve tüm Kastamonu'ya hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Kazamız mübarek olsun. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.